Halil Ulup Umutmeler e, dayak yemiş arkadaşlar. Görmüşsünüzdür yani. Türkiye'deki ligler iptal edilmiş mi ne olmuş? Ertelenmiş herhalde. iptal edilmemiş de ertelenmiş. Ne diyor Erdoğan? Alo. Alo Sayın Cumhurbaşkanı merhabalar. Hakemi döven şahsın e, Hakemi döven Merhaba, şahsın ben abi ben çok, çok eski AK e, Parti milletvekiliymiş. Neydi ismi? Faruk Koca. Faruk Koca. Faruk Koca eski AK Parti milletvekiliymiş. İki cümleyi bir araya getiremeyen enteresan bir adam evet, ama AK Parti milletvekilliği yapmış kulüp başkanlığı bir falan bir yapıyor öyle enteresan bir adam yani. Herhangi Abi şimdi var. nasıl bir ceza verilir bilmiyorum da Ankara gücüne Ankara gücüne direkt bir ceza verilmesi lazım ne oluyor futbol? lig falan herhalde lig falan mı düşürürler ne yaparlar bilmiyorum kapatılma olayı olmaz herhalde. <laughs> Takım kapatma öyle e, olmaz muhtemelen ama lig mi düşürürler ne yaparlar bilmiyorum da Faruk Koca'ya ne olacağı önemli olan e, ne kadar ceza almıştım dur bakalım. AK Parti'den ihraç edilmiş bu şey çok komik bir görüntü. tutuklanma anı e, görüntüsü çok komik Faruk Koca'nın. Elini kolunu sallaya sallaya do, e, yani rahat bir şekilde götürülebiliyor abi adam yani asıl ters kelepçe takılması gereken e, herif bu. Adam tehlike saçıyor yani dayak falan atıyor durduk yere. Psikolojisi bozuk ruh hastası bir adam yani. Dayak atabilecek yerde tekme atabilecek kadar ruh hastası olan bir adam. Ters kelepçeyle götürülmüyor. Eli kolu serbest bir şekilde götürülüyor. Bu işin en komedi kısmı yani. Ya bir de baksana oğlum Faruk Koca yazdım. Twitter'da baya bu adamı savunanlar falan var. Gerçi Ankara gücü platformu diyor da. Onursal başkanımız Faruk Koca ne demek lan? Oğlum bunun takımla bununla, bununla alakası yok ki herif uçulan adamın yüzü gözü şiş hastanede yatıyor. iki gün yat, hastanede yatacak bilmem. Yoğun bakımlık bilmem nelik olmuş. Onursal başkanımız Faruk Koca, Büyük Başkan Faruk Koca bunlar nasıl bir kafada yaşıyor lan? Yani bunu bunun savunulacak bir tarafı yok ki. Ankara güçlü de olsan, Ankara gücünü tutan bir insan da olsan böyle bir ordu çocukluğunu, yerde bile adama tekme yere düşmüş adam. Hala tekmeyi atıyorlar. Böyle bir orospu çocukluğunu savunamazsın yani. Adam döven gülerek çıkıyor. TikTok'ta iki meme açan hapiste yani evet. İki tane meme dekolte gösterdiği diye ke ters kelepçe atıyorlar. Ters kelepçe takıyorlar. Adam harbiden suçlu. Eli kolu serbest gülerek giriyor çıkıyor. Faruk koca istifa etti. Hay amına. Ne kadar ceza almıştı ya onu yazmamışlar galiba. Bir, bir yıldan dört yıla bir şeylerdi ama. Kesin net cezası belli mi? Şu adamın haline baksan oğlum. Faruk koca tüm hakem arkadaşlarım ile bana sizi bitireceğim dedi. Bana hitaben seni öldüreceğim dedi. Kocadan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Faruk koca benim sol gözü altıma yumrukla vurdu. Yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzme vücudumun diğerlerinin tekmeyle vurdular. <laughs> diye bir açıklama yapmış. Faruk koca 5 yıldızlı oteli aratmayacak. Konforla kısa bir süre misafir edilecek. Ya muhtemelen hapis cezası şeye çevrilir zaten ya. Çok muhtemel bir olay abi. Hapis cezasının e, para cezasına çevrilmesi... Çok muhtemel bir olay <laughs> Para cezasına falan çevrilir Onu da taksitlendirirler zaten Öder verir parasını çıkar abi Çok muhtemel yani Bu da yaptığı saldırıyı ilan etme anı İki kelimeyi eğer bir araya getiremiyorum bu böyle devam ederse Tarihinde görmemiş büyük tepkilerle Karşılayacaklarını bilmelerini isterim Baktık ki yetkililer ve <laughs> kara merciler Eğer bu e, Tavırlarında devam ederse Bunun e, farklı yöntemlerin olacağını Bilmelerini isterim eğer Türkçe konuşamıyor Bu adam. böyle devam ederse tarihinde görmemiş büyük tepkilerle karşılayacak. Türkçe konuşamıyor. AK Parti milletvekilliği yapmış. Takımın başkanı yapmışlar. Adam Türkçe bilmiyor lan. Kim bunu başa koyar? <laughs> Konuşmayı bilmeyen adamı milletvekili yapmışlar. Her şeyi vermişler adama ya. A0 bile değil. A0 Türkçe bile değil. Daha kötü. Türkçe bilmiyor direkt. Yok yani. Yok. Eksi seviyede bildiğimizdir unuttu, unutturacak bize. Gümrükçü Başkan Faruk Koca inşaatında ölen çocuk için 12100 TL cezayı 20 taksitle ödemiş. Bak mesela böyle bir haber var. Halk TV paylaşmış. Ben bunu ilk defa gördüm. Daha önce inşaatında ölen çocuk için 12000 .100 TL 100.000 TL cezayı 20 taksitle ödemiş. Yani muhtemelen bu olayda da aynısı olacak. İnşaatında ölen çocuk için bile 12000 TL'ye 20 taksitle ödeyerek kurtulabildiyse bunu da yine taksitlendirir. Öder ve muhtemelen zaten Taksitliye taksitliye Bir seçim dönemi bir şey gelir zaten o orada da silinir milinir bir şeyler yaparlar ya yani. ne kadar basit dünya ya 60 taksit aynen 1 TL 1 TL öder cezası Kulüp başkanımız Sayın Faruk Koca ya yapılan bu hukuksuz karara karşı tüm camiamızı Ankara gücü Beştepe Tesisler önüne davet ediyoruz Siktir git o*** çocuğuna bak Ne hukuksuz davranışı ya adam Adam dövmek Adam öldürmek serbest mi lan? Eşeğe bak. Hukuksuz kararmış. Senin tanıdıklarını dövelim. Hastanelik yapalım yatıralım. Biz de ceza almayalım abi böyle bir şey mi var? Terbiyesizlik lan bu. Nasıl bir... Yani bu futboldan, takımdan... Çinlişten her şeyden bağımsız bir e, olay burada. Yani futbolu bırak. Takımı bir kenara bırak. Her şeyi bir kenara bırak. Yani ortada bir suç var abicim adam dayak tokat vesaire değil bayağı yumruk yiyor yani. Bir de makam arabasıyla mı gözaltına gidiyor, gitmiş ne yapmış böyle bir şey de görmüştüm dün gece. Rezilliğe bakar mısın adam makam, ara <laughs> makam arabasıyla gözaltına gidiyor. Diğer milletlere de rezil olduk. Türkler barbar gene hortta da evet yabancı ol şeyinde vesaire de paylaşılmış. Oluyor ya her olayda re ya rezil olma artık rezil olmalık bir durum yok abi oturup. Çünkü bizim hakkımızda konuşmuyorlar da rezil olacağımız kadar reziliz zaten dünyaya geç yani. Daha e, rezil olacak bir şey kalmadı yani. Türkiye gayet tehlikeli bir ülke olarak biliniyor zaten yani. <laughs> Öyle de yani yalan da yok. Tehlikeli bir ülke abi ne olacağı belli olmuyor. E, bu ölen iki işçi muhabbeti varmış. Bu arada bu da paylaşmışlar burada da. Daha önce e, inşaatında ölen çocuk için 12.000 TL verip 12 ay kaç ay taksit bilmem kaç ay taksitlik e, işi içinden çıkmış. Rezil bir durum ya çok rezil bir durum. Nevşin Mengü ne demiş? Faruk Koca'nın daha önce yapmış olduğu bir açıklama baktık zaten. Ülkede yıllarca siyaset ve sonra kulüp başkanlığı yapan adamlar iki kelime bir araya getirip kendilerini ifade edebilme yetisinden yoksun. Ancak taş devri gibi saldırarak kendisini ifade edebiliyor. Vasat'ın da altındayız. Daha önce saldıracağını söylemiş e, zaten. Ama Bu e, böyle devam ederse Tarihinde Türkçesi gelmemiş yetmemiş. büyük tepkilerle karşılayacaklarını bilmelerini isterim. Baktık ki yetkililer ve kara merciler eğer bu e, tavırlarında devam eder, ha yani Türkçeyi kullanamıyor ama siyasete de girmiş, ee, ondan sonracığıma kulüp başkanlığı da yapmış. Bu enteresan bir adam ya. Yani. Konuşmayı bilmiyor, evet konuşmayı bilmiyor. Faruk koca AK Parti'den de ihraç edilmiş bu arada ee, AK Parti'den ihraç edilmiş Ahmet oldu kardeşim bu adama nasıl Vekillik yaptırdınız zaten o bile Garip yani ee, Böyle bir olay arkadaşlar bu da ee, Reis geçmiş olsun dilemiş siyasiler geçmiş olsun dilemiş falan filan Faruk koca ve şeytanı kıskandıran CV AKP kurucu üyeliği oha Proje üyeliğim varmış olmak <laughs> İki dönem AKP vekilliği Ankara gücü başkanlığı Erdoğan'ın eski ev sahibi Erdoğan'ı ölümden kurtarmış Nasıl lan Erdoğan nasıl ölümden kurtarıyor lan bu adam Ben onu hiç bilmiyorum Var mı bilen nasıl olabiliyor ya o ne 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 yapmış ki Arabasının camı kırmış kır, camını kırmış fenalaştığı zaman 2006'da ha ha okey